Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Tur'uz. Akka Tur telefon 444-4319. İnsanımıza eğitim hizmetlerinin verilmesi noktasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Edremit Ziraat Odası ile ortaklaşa düzenlediği zeytin ağacı budama, ilaçlama ve gübreleme semineri sona erdi. Seminere katılan 119 zeytinci belgelerini aldı. Belge teslim töreninde konuşan Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı ve Edremit Ziraat Odası Başkanı Cahit Çetin, zeytinde mekanik kazada dikkat çeken bir konuşma yaptı. Şimdi ben genel bir değerlendirme yapmak istiyorum esasında Türkiye genelinde. Yani tabii ki sonuç itibariyle bizi de etkileyecek olan bir şey. Çok kısa geçeceğim yani zamanımızı almamak için. Tarım Bakanlığı'nın koyduğu bir hedef var. 700 bin ton Türkiye rekortesi. Son derece yerinde ve doğru bir hedeftir. Ve bu hedefin arkasında işte Ulusal Zeytin Konseyi Başkanımız Mustafa Tan da burada. Biz bu mücadeleyi işte Tarım İlçe Müdürlüğü ile beraber zaten bu mücadeleyi o hedefe doğrultusunda inançla ve sevgiyle yapıyoruz. Ekonomiye dönüşünün sağlanması için politikaların, üretim politikalarının ve pazar politikalarının örtüşmesinin birleştirilmesi lazım. Sayın Mehdi Eker'le zaman zaman konuşmalarımızda bunu da kendisine arz etme fırsatım oldu. Suriye Odudu zeytinyağına geçen sene 60 bin ton zeytinyağı girdiğini biz biliyoruz. Herkes biliyor. Çeşitli defalarca ilgili bakanlıklara yazı yazdık ve onlar da mücadele yapıyoruz diye bize cevap verdiler. Ama yapılan mücadeleye rağmen 50 bin 60 bin ton civarında Suriye'den yağ girdiğini biliyoruz. Bu Türk zeytinciliğini tehdit ediyor arkadaşlar. Bu senede ne kadar gireceğini Allah bilir. Çünkü o hudut 800 kilometre Türkiye'nin en uzun hududur. Suriye hududu Türkiye'nin en büyük hududur. Yani ciddi bir 800 kilometrelik bir huduttur. Bu bakımdan İran-Irak hududuna buna katarsan 1000 kilometreyi geçer. Yani bu ciddi bir hudut. Bu hududun güvenliği kolay değildir arkadaşlar. O bakımdan bu huduttan şu anda zeytinyağı daha hasat zamanı başlamadı. Yakında zeytinyağı girmeye başladığı anda Türkiye'deki zeytinyağı üretimindeki dalgalanmaları kimse bilemez ve bu konuda hiç kimse yorum yapamaz. Şu anda iyi gidiyor üretici. Bu sene yok zaten ama Suriye'den mal girmeye başladığı zaman ne olacağını kimse bilemez. Bu bakımdan en zor şartları günleri yaşıyor Türkiye. Bu bir hükümet politikasıdır. Muhaliflerin desteklemesi için bu girişin uygun karşılanması da normal olabilir. Ama buna da bir lafımız yok. Bir söz söyleyemeyiz. Ama Türkiye'nin zeytincilik konusundaki geleceğine ciddi yatırım yapan Türkiye kendini de bu konuda korumak zorundadır ve bu tedbirleri almak zorundadır. Üretici eğer üründen bir gelir hasılat elde ettiğini, kazanç elde ettiğini hissedemezse bu iştigalden vazgeçecektir.